İsmail Hakkıpekin Paşam'da kalmıştık. Pekin Paşam da tamamlasın. Sırayla gidelim ilk dilim olarak. Evet. Ardından o kadar şimdi çok şöyle söyleyeyim. Soru var ki konuyla ilgili. Buyurun Paşam. Şimdi söyleyeyim. Özellikle yani Batı ve NATO, hatta Batı'da Kissinger'ın söylemesine rağmen ısrarla Ukrayna'yı NATO'ya almak istediler. Ve Kissinger bu konuda Amerika'yı ikaz etti. Dedi ki yaparsanız bu işi Rusya'yı durduramazsınız. Ve şu anda tam bir kilitlenme aşamasındayız. Rusya, bunun altında Putin var. Putin'le beraber Putin'in kontrol edildiği FSB ve şey var, ordu var. Ordu, bunların baskısı altında Putin aynı zamanda. Dolayısıyla tekrar kendisinin küresel güç olduğunu, Rusların küresel güç olduğunu ispat ediyor, ispat etmeye çalışıyorlar. Yani onun için ve Batı'nın yapılan bu askeri harekata karşı, bu yığınağa karşı cevap veremeyeceğini biliyorlar ki cevap verecek durumda değil Batı. Ve maalesef siyasi olarak da cevap verecek durumda değil. Çünkü siyasi bütünlük de yok. İşte Almanya farklı düşünüyor, diğerleri farklı düşünüyor. Hatta ekonomik olarak da farklı düşünüyorlar. Yani ekonomik olarak da baktığımızda mesela Gazprom'un %60'ının Amerika'nın kontrolü altında, Amerika şirketlerinin kontrolü altında olduğunu görüyoruz. Yani öyle içe geçmiş ki durumlar. Onun için yani şu, bu aşamada Rusya buradan bir şey almadan çekilmesi mümkün değil. Ve Rusya'ya bir şey vermek durumdalar. Eğer Rusya'ya bir şey vermezlerse o zaman çatışma çıkabilir. Zelenski'yi bu şekilde deneme tahtasıyı kullanıp aynı Gürcistan'da şöyle kaç filiyi böyle kullanmışlardı ve Gürcistan'ın birçok bölümü gitti. Burada da şimdi Zelenski'yi kullanıyorlar. Büyük bir ihtimalle Zelenski bir hata yaparsa Rusya ile ilgili yani bu olabilir. Peki şey olabilir mi? Ukrayna'da bir Rusya'ya karşı bir şey olabilir mi? İç savaş ya da gerilla savaşı olabilir mi? Uzun süreli bir şey. Rusya bunu buraya girmeyecek kadar akıllı davranıyor bana göre. Yani biraz evvel söyledim. Sadece Ukrayna'nın doğusunu ki orası Ukrayna'nın hem maden bölgesi hem diğer şeyleri, önemli şeylerin çıktığı yerler, kömürün çıktığı yerler, çeliğin yapıldığı yerler. Bir tarafı da şey konusu, Rusya'nın kara sapanlarından bir tanesi de şeydir, Karadeniz kıyılarıdır. Karadeniz kıyılarında da NATO'ya tamamen NATO'ya kaybetmek istemiyor. Yani bunlara baktığımız zaman Rusya'nın mutlaka bir şekilde tatmin edilmesi gerekiyor. Yani dünyanın şu andaki mevcut yapısı, siyasi yapısı ve askeri yapısı, NATO'nun askeri yapısı bir defa böyle bir taarruzu önleyecek durumda değil. Rusya bunun farkında. İkincisi, siyasi olarak da bunun önlemesi mümkün değil. Yine bölünmüş vaziyette. Ekonomik olarak da bu konu eğer ekonomik olarak biraz daha ileri giderse Çin'le Rusya'yı birleştirir ve Amerika'ya karşı çok daha büyük bir tehdit ortaya çıkar. Yani sonuçta Rusya'ya şeye geliriz yani hani Çin'i konuşmadan zaten olmaz yani Çin bu Ukrayna krizinin neresinde ona geliriz. Evet. Çünkü geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Ukrayna ile özellikle Çin arasındaki ekonomik bağları kuvvetlendirecek bir anlaşma yapılmıştı. Bu anlaşma önemli bir anlaşma. Biraz bunu da konuşuruz. Ama ileriki asıl önemli olan şu, çünkü bakın Putin öncelik ilk Putin, turda genel düşünceler. Buyurun. Bir şey söyledim, bir şey daha söyleyeyim efendim. Putin eğer başarılı olamazsa FSB ve ordu tarafından götürülür. Yani liderliği biter Putin. Ya Putin başarılı başarılı olamazsanın açılımı ne mesela? Yani başarılı 100 bin açılımı, askerin oraya yığıldığı bir uydu görüntüsü var. Birazdan ben okumalarını isteyeceğim. Hem Sayın Abdullah Ağar'ın hem Çetin Erçetin. Yani Putin başarılı olamazsanın karşılığı nedir? Yani ne, bunu biraz açın. Yani başarılı olamazsa. Putin'in başarılı olması demek buradan Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması ve silahsızlandırılması demek. Yani bu söylemek istediğim bu. Ve belki o zaman işte Ukrayna'nın doğusu, belki Kırım daha sonra konuşulur ama Ukrayna'nın doğusu tekrar Ukrayna'ya verilebilir diye değerlendiriyorum. Yani bu anlaşmalarla. Peki. Ama bu tabii uzun süreli bir durum. Uzun süreli bir konu. Birdenbire bitecek, yarın bir anlaşma yapılıp bitecek gibi bir şey değil. Büyük ihtimalle önümüzdeki
10 senede bunları tartışacağız tekrar. Hem Ukrayna'yı, Rusya'yı, Rusların çevresini, Orta Doğu'da, Orta Asya dahil olmak üzere ve Doğu Avrupa'yı tartışacağız. Baltık ülkelerini tartışacağız. Peki, çok teşekkür ediyorum Pekin Paşa.